Değerli Kardeşlerim, Cenab-ı Hak günümüzü, sabahımızı hayırlı mübarek eylesin. Daha önce e, Saf Suresi, Cuma, e, Münafıkun, e, Tegabun Suresi, bunlar peş peşe gelen sureler. Onların devamı olan e, bugün inşallah Talak Suresi üzerinde e, biraz durmak istiyoruz. E, Talak Suresi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Medine'de nazil olmuş Zaten Okurken de fark edilecek Ahkam içeren Bir suredir Malum olduğu üzere Ahkama dair hükümlere dair ayetler Tabi ahkamdan Kastımız burada fıkhi hukuki Hükümlerdir sosyal Konular genelde Medine'de Efendimiz Aleyhisselam'a nazil olmuştur İmani Konular Ahlaki konular, bunlar Mekke'de nazil olmuştur. Zaten Mekke'de Müslümanlar imanı kamile erdirilmiş. Dolayısıyla ahlaki altyapı, imani altyapı hazırlanmış. Hukuk bunun üzerine bina edilmiştir. Dolayısıyla okuyacağımız sure, ahkam ayetleri içeren surelerden bir tanesidir. Talak suresi. Daha öncesinde Bakara suresinin 230 Birkaç ayet öncesi 234'e kadar hatta Yine boşama üzerine bazı Ayetler gelmiş Bu da onların bir tamamlayıcısı Suretindedir Değerli kardeşlerim Talak Suresi ismiyle konusu ikisi de boşanma anlamına geliyor Evliliği e, ...sona erdiren... ...yollardan bir tanesidir talak. Bunun dışında işte... E, ...evlilik e, feshedilebilir. E, efendim... ...burada olduğu gibi talak... E, ...erkek tarafından talak yetkisi... ...kullanıp evlilik birliği sonlandırılabilir. Bazı durumlarda... ...mahkeme bu yetkiyi kullanabilir. E, mahkemenin... ...eşleri ne zaman... ...ayıracağı konusu... E, ...fukaha e, nezdinde ihtilaflıdır. E, çünkü... Boşama yetkisini Allahü Teala doğrudan erkeğe, koca'ya vermiştir. Dolayısıyla e, mahkemenin koca adına boşama yetkisini kullanması normal şartlarda caiz değildir. Hukuki meşru bazı gerekçeler olsun ki bu meşru e, sebeplere binaen işte mahkeme e, koca namına eşini boşasın. Koca'ya rağmen tabii ki burada boşama gerçekleştirilir. İşte bununla ilgili bazı sebepler sayılır. Mesela e, bir adam e, gaipse yani evini bucağını terk etmiş çoluğuyla, çocuğuyla, hanımıyla tamamen ilgisiz. Eve uğradığı yok, bucağa uğradığı yok. Çoluk çocuğunun nafakasını karşılamıyorsa e, bazı mezheplere göre hapis de bir sebeptir. E, ondan sonra e, zarar uyguluyorsa eşine, şiddet uyguluyorsa... Artık e, evlilik dayanılmaz bir hal aldıysa. E, biraz da e, özellikle Hanefi mezhebinde e, cinsel kusurlar e, mahkemenin boşama sebeplerinden sayılmıştır. Bu durumlarda kadın mahkemeye müracaat eder. E, hakim e, boşamayı gerçekleştirebilir. Koca istemese bile yani. Ama bunun dışında değerli kardeşlerim boşama yetkisi okuyacağımız surede de görüleceği üzere doğrudan Allah tarafından erkeğe verilmiştir. Ve e, bu düşünülerek, taşınılarak e, doğru bir şekilde ihtiyatla, itina ile verilmesi gereken bir karardır. Zaten bu surede e, aslında e, özellikle bunu vurgulamak üzere nazil olmuştur. Allahü Teala erkeklere bu konuda teenni ile karar vermelerini acele ederek fevri kararlardan kaçınmalarını ihtiyatla davranmalarını öğütleyen bir suredir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühen nebiyyü izâ tallaktumun nisa'e fe li'iddetihinne Ey peygamber eşlerinizi boşadığınız zaman onları iddetleri içerisinde boşayın. Fe talliguhunne li'iddetihinne onları iddet içerisinde boşayın. Bunun anlamı üzerinde inşallah hemen duracağız. E, hitap doğrudan değerli kardeşlerim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelmiş. Ya eyyühen nebiyyü ey peygamber. Tabii ki e, hitap Resulullah'a'dır ama onun üzerinden biz ümmeti Muhammed'ine'dir. E, niye böyle bir e, peygamber aleyhisselam doğrudan mesela muhatap alınarak böyle yapıldı? Gelecek olan hükümlerin, emirlerin e, önemine binaendir. Çünkü gerçekten boşama evet helaldir ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem اَبْغَدُ halali ilallahi اللّٰهِ اَتْطَلَاقُ allah Teala'nın en sevmediği helal, gadul halal, Allah'ın buğz ettiği helal demektir. Allah'ın en sevmediği helal, boşanmadır. Evet, e, Allah boşanmayı helal kılmıştır. Ama değerli kardeşlerim bunu Allah istemiyor, sevmiyor. Fakat insanların buna ihtiyacı olabilir diye Cenab-ı Hak rahmetinden bunu biz ümmeti Muhammed'e helal kılmıştır. Şimdi e, o yüzden hitap doğrudan peygamberimize onun zatında biz ümmeti Muhammed'e gelmiş. Konunun önemindendir demişler müfessirler. Fetalliguhunne <laughs> li'iddetihinne. Onları İttetleri içerisinde boşayın, ittetlerini gözeterek boşayın ya da demek e, değerli kardeşlerim hanımların eğer evlilik yürümüyorsa gerçekten boşama için meşru sebepler oluşmuş ise boşanacakları zaman erkeklerin bu işi kadınlar temizken yapmaları yani özel günlerindeyken değil kadınların temizlik dönemlerinde boşanması gerektiğini emreden bir ayet kelimidir. Kadınlar özel günlerini beklerlerken, adetli günlerini beklerlerken yani temiz oldukları günlerde boşayın demektir. Şimdi e, boşama, fukaha tarafından sünni boşama ve bid'i boşama diye işte bu ayet-i kerimeden dolayı başka tabi Efendimizin sünnetleri de var. E, sünni ve bid'i diye boşama değerli kardeşlerim. Ee, boşamanın geçerliliği ve sünnete uygunluğu yönünden taksim edilmiş. E ee, sünni boşama bir erkeğin hanımını iddet içerisinde şey e, temizlik içerisindeyken temizlik dönemi içerisinde boşaması ve bu temizlik döneminde aralarında herhangi bir e, ailevi ilişki özel manada guslu gerektiren bir durum yaşanmadan boşanması e, durumu kastedilir. Bunun zıttı bir iyi boşamadır. Bu da nedir? Bir kadını adetliyken boşamak ya da temizken boşamış ama beraber olduktan sonra boşamış ise bu bir iyi boşamadır. Sünnete aykırıdır. Ee, ya da bir kadını bir temizlik döneminde birden çok boşamak. Değerli kardeşlerim yani 2-3 e, boşamak e, ee, bunlar bid'attır. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine aykırı davranmış olur bir kişi. Mesela sahabe-i kiramdan İbni Ömer eşini üç kere boşamış. Aynı anda. i̇şte bizim Konya'da üçten işte dokuzda falan boşsun derler hani. Üç kere boşamış. E, Hazreti Ömer radiyallahu an babası durumu Resulullah Efendimiz e anlatıyor. Ya Resulallah işte bizim Abdullah böyle bir iş yapmış. Hanımını diyor üç kere boşamış aynı anda. Değerli kardeşlerim Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son derece bu duruma kızıyor, sinirleniyor. Ama diyor ki eşine dönsün, eşine dönsün çünkü değerli kardeşlerim burada peygamberimizin eşine dönsün demesi hani burada boşama adet içerisindeyken olsa bile, affedersiniz bu olay... Resulullah Efendimiz'in e, Efendimiz'e yansıyan bu olay, İbn Ömer'le ilgili bu olay adet olayındı, adet olayıdır. İbn Ömer adetliyken boşuyor. Üç kere boşama olayı başka bir sahabiyle ilgiliydi. Eşini adetliyken boşamasını dolayısıyla Hazreti Ömer e, Peygamber Efendimiz'e bildiriyor. Resulullah Efendimiz evet yine olaya kızmış, tepki göstermiş. E, çünkü kendi sünnetine tarif ettiği şeye aykırı davranmış oluyor. Ama diyor ki ona söyle eşine dönsün ondan sonra diyor tekrar bu konuda ne yapacaksa eşinin temiz olduğu günlerde gerçekten sağlıklı kararını versin. Buradan tabi ulema demek ki bir kadının adetli olduğu günlerde boşanması sünnete aykırıdır ama geçerlidir. Eğer geçerli olmasaydı peygamberimiz ona fel yuraci'ha demezdi. Resulullah'ın ona fel yuraci'ha yani eşine dönsün, ricat etsin, etsin demesi bir boşamanın gerçekleştiğine delalettir. Çünkü ricat kelimesi değerli kardeşlerim boşamadan sonraki dönüşü ifade eden bir kelimedir. E, fakat sünnete aykırıdır. Boşama gerçekleşmiştir. Peki e, niye burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hatta biz doğrudan ayet-i kerimeye bağlayalım. Kadınları özel günlerinde değil temiz olduğu günlerde boşayın diye buyurulmuştur Bunun hikmetlerini ulema e, araştırmışlar değerli kardeşlerim ve şunlar ortaya çıkmış genelde. Demişler ki bir kadın özel günlerinde boşanmaz çünkü bu günler e, özellikle kadının bedenen e, fiziken, psikolojik olarak hassas olduğu günlerdir. Zaten ayet kerime hani yes elunek anil Mesela başka bir ayet-i de sana kadınların adetini soruyorlar. Kul huve ezen de ki o bir eziyettir. Yani kadınlar için bu bir eziyettir. Sıkıntılı günlerdir. Bunu Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde ifade etmiş. Dolayısıyla değerli kardeşlerim özel günlerde kadınların boşanması bu açıdan yanlıştır. Çünkü kadınlar o günlerde hassastır bedensel olarak, psikolojik olarak e, biraz daha çabuk incinirler ve biraz tartışma ortamı bugünlerde daha da müsaittir. O bakımdan e, eğer bir tartışma çıkarsa normal günlerde sonlandırılabilecek bir tartışma bugünlerde kadının bu özelliğinden dolayı sonlandırılamayabilir ve boşamayla sonuçlanabilir. Ve bu ne demektir? Demek ki Böyle bir dönem üzerinde yapılan boşama zaten kadın hassas, her şeye tepkili olabilir. Böyle bir zamanda verilen boşama kararı gerçekten sağlıklı, e, ihtiyatlı düşünülerek verilmiş bir karar olmayabilir. O bakımdan değerli kardeşlerim, e, bugünlerde boşamak e, bidat sayılmıştır, bidi boşama sayılmıştır. E, yine e, temiz olduğu günlerde. Beraber olduktan sonra boşamak da demiştik ki bu da e, bid'i boşamadır. Sünnete mu, e, muhalif boşamadır. E, niye? Çünkü değerli kardeşlerim bir adam e, eşiyle beraber olduktan sonra onunla yakınlaşacak kadar e, demek ki aralarında bir sevgi, muhabbet, evlilik bağı devam ediyor ki beraber oldular. Beraber olduktan sonra boşandı ise... Bundan ulema diyor ki o zaman kesinlikle buradaki boşama sebebi fevren verilmiş bir karardır. Üzerinde düşünülerek tartılarak verilmiş bir karar değildir. E daha dün beraber olduğun eşinle bugün veya ne bileyim çok kısa zaman önce beraber olduğu bir eşini adam boşamış ise bu karar kesinlikle fevridir demişler. Artı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu yasağında yani temiz olduğu günlerde beraber olduktan sonra boşamayıp Efendimiz'in nehyetmesi olabilir ki o birliktelikten belki kadın e, hamile kalmıştır ve bunların bir çocuğu meydana gelecek. Bu çocuğun istikbali için e, değerli kardeşlerim doğru karar vermek çok çok daha önemlidir. Ve genelde de eşler çocuk hatırına boşanmaktan vazgeçebilirler. Zaten hedef de aslında eşleri boşanmaktan mümkün olduğu kadar vazgeçirmektir. Onların boşanmasının önüne geçmektir. Dolayısıyla değerli kardeşlerim demek ki sünnete uygun olarak Resulullah Efendimiz'in tarif ettiği bir şekilde boşanma gerçekleşebilmesi için tabii ki gerçekten meşru bir sebep olması lazım. Öncelikle bunu söylemek icap ediyor. Boşanmanın hakikaten artık ne bileyim insanlar başka çıkış yolu kalmamış buraya mecbur kalmışlar ve boşanacaklar. Ha diyelim ki böyle bir duruma düştüler. Tekrar tekrar ölçüp tartacaklar ve bu kararlarını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kadının temiz olduğu günlerde açıklamaları gerektiğini ve e, beraberlik olmamış iken, beraberlik olduktan sonra değil, olmamış iken bu kararın açıklanması gerektiğini söylüyor. Ve yine değerli arkadaşlarım üçüncü bir unsurda boşanmanın bir kere olması. E, aynı anda işte seni bin kere boşadım, yüz kere boşadım, üçten 9'a boşadım gibi ifadelerin tamamı değerli kardeşlerim bilmemiz gerekiyor ki Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine muhaliftir, aykırıdır. Mesela biraz önce e, temas etmiştim. E, sahabeden eşini bin kere boşadım demiş bir tanesi. Resulullah Efendimiz e ola intikal ediyor. Diyor ki o bin boşamanın diyor üç tanesi gerçekleşmiştir. Yani adam kesinlikle hanımından ayrılmıştır. Ama diyor, diğerleri 997 e, boşama yetkisi yok ki o kadar. Allahü Teala insanlara üç boşama yetkisi vermiştir. Daha fazla yok. Bir, bir insan eşini en fazla üç kere boşayabilir. Öyleyse bu bin, bin kere boşadım diyen adamın 997'si diyor Resulullah Efendimiz Allah'a isyan etmiştir bu adam. E, niye sahip olmadığı bir yetkiyi Kullanmaya çalışıyor Artı Kur'an-ı Kerim'de tarif edilen Boşama değerli kardeşlerim Aynı anda aynı mecliste Üç kere boşama değildir Düşünülerek tartılarak e, Bir e, adet döneminde En fazla bir kere Bir adam eşini boşayabilir Dolayısıyla e, Buna benzer olaylarda Rasulullah ee, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim hatta bir e, olay daha var. E, bu şekilde eşini birden çok boşuyor bir adam sahabe-i kiramdan birisi. Diyor ki daha ben aranızdayken siz diyor Kur'an-ı Kerim'le eğlenmeye mi başladınız? Haşa. Allah'ın hükümleriyle diyor aranızdayım ben daha gitmedim. Yani ben buradayken diyor bile yani Allah'ın kitabını yani eğlence haline getirmek ne demek? böyle bir rivayette gelmiş. değerli kardeşlerim, başka bir ayet kerimede et talabu merraten buyuruluyor. buyruluyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de talak ikidir diyor. Fe imsakin bi maruf ev tesriyuhun bi ihsan. Bir adam eşini iki kere boşayabilir. Ondan sonra ya eşine fe imsakin bi maruf güzellikle evliliğini sürdürür, eşine döner yani. Ev tesrihun bi ihsan ya da eşini güzellikle bırakır gider kendisi başka bir kadınla kadın iddeti bittikten sonra başka bir adamla evlenir. Et talagu merraten talak iki keredir ifadesi hani hocam hani talak üçtü hani Allah erkeğe üç kere boşama etkisi vermişti ama ayet-i kerimede et talagu merraten iki keredir buyuruluyor. bu ayet-i kerime bir adam eşini iki kere boşar Eşine iki defa dönebilir demektir. Mesela bir kere boşadı, eşine döndü. Yeniden nikahlandılar. E, veyahut da bazı boşamalar, rici boşamadır eğer türüne göre. Yeni bir nikah, yeni bir mehir gere gerekmeksizin kişi eşine dönebilir. Diyelim ki bir boşama gerçekleşti, eşine döndü. Şu anda bir boşama gitti. E, bir kere daha boşadı, tekrar eşine döndü. Ne kaldı? Bir kaldı. Yani bir kere boşadı döndü. Bir daha boşadı bir daha döndü. iki talak gitti bakın. Eşini iki kere e, dolayısıyla iki kere boşadı iki kere döndü. O zaman talak ikidir ayet kerimesi eşinize iki kere dönebilirsiniz demektir. Çünkü başka bir ayet-i kerimede bir kişi eşini tekrar diyor bir daha boşarsa e, fe in tallagaha fe la lehu hatta tenki zevcen e, gayra bir kişi eşini üçüncü kere boşarsa bu ayet kelimenin devamında geliyor. Üçüncü kere boşarsa artık dönüş yoktur. Nasıl dönecek? Hatta tenki hazevcen gayra. Bu kadın başka bir adamla evlenmediği sürece başka bir adamla evlenmediği sürece önceki kocasına dönemez. O zaman bir adam eşini Allah göstermesin üç kere boşarsa değerli kardeşlerim Allah'ın hükmü açık ve nettir. Bu kadın diyor başka bir adamla evlenmedikçe kendisini üç kere boşayan bu adamla bir daha evlenemez. Nasıl evlenir? O ikinci adam, ikinci koca ölür veyahut da bu kadını boşarsa o zaman daha önce üç kere boşayan ilk kocası var diye ona dönebilir. E bu ayet-i kerime değerli kardeşlerim sanki ceza mahiyetinde bir ayet-i kerimedir. Erkekleri uyarıcı bir ayet-i kerimedir. Ne demektir bu? Eşinizi üç kere boşuyacaksanız, bak bunu bin kere düşünün. Bir daha düşünün. Niye? Çünkü eşini üç kere boşayan bir adam o kadınla bir daha evlenemez. Eğer evlenmek istiyorsa bunun şartı o kadının başka bir adamla gerçekten nikahlanması ve gerçekten bir aile hayatı yaşamasıdır. E hocam o zaman gitsin üçüncü, ikinci bir adamla işte formalite icabı evlensin. Tekrar biz bunları evlendiririz. Bu da yapılmış ama değerli kardeşlerim Resulullah diyor ki etteysül müstaar. Bu adam diyor iğreti haşa, iğreti teke gibidir. Ve Allah ona lanet eder diyor. Yani bu şekilde hatta tenkiha zevcen gayra hükmüyle Allah'ın hükmüyle oynamak gibidir bu. Formalde bir evlilik verelim işte. Kurtarmak istiyorlar. Üç kere boşamış işte düşünmeden taşınmadan Ufak bir olaydan dolayı boşanmış. Ondan sonra dönüp dolaşıyor. İşte geliyor işte ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ee, Allah diyor ki bu iş bitti. Bu kadın başka bir adamla evlenecek. Ondan sonra sana gelecek. Kim kendi eşinin, kendi özel e, nikahlısının, helalinin değerli kardeşlerin bu duruma düşmesini ister? Bu durumdan sonra kim o kadınla bir daha tekrar evlenebilir? Bunlar zor şeyler. O yüzden Allahü Teala bakın diyor zorunuza gideceğini biliyorum derecesine işte zorunuza gidecek bu. İşte o yüzden fetalliguhunne tekrar hani buraya dönersek kadınlarınızı onların özel günlerinde boşayın ki adetliyken boşarsanız verdiğiniz kararın yanlış olma ihtimali çok büyüktür. Onları temizken boşayın. Düşünerek, tartarak boşayın. Değerli kardeşlerim hani boşama meselesi olduğu için Burada biraz tabi ister istemez detaylar çok. Sünni ve Bid'i boşama demiştik. Bir de ulema boşamayı dönüş olup olmaması açısından Ric'i ve Bain diye de ayırmışlar. Yani bunları bilmekte fayda var. Rici'i boşama bizim mezhebimizde, Hanefi mezhebinde... Bir adamın açık net bir şekilde sarih lafızlarla Enti diye ifade edilir. Yani seni boşadım, sen bozsun şeklinde bir adam hanımını bu şekilde boşama kelimesiyle boşarsa bu boşama sarih boşamadır. Dolayısıyla ric'idir. Yani adam eşine yeni bir nikah, yeni bir mehir gerekmeksizin derhal dönebilir. Derhal dönebilir. Nikahlanmaya gerek kalmaz. Önceki nikah Hükmünü sürdürür yani. Ama ne oldu? Bir boşama hakkını kaybetmiştir. Bazı e, lafızlar var. Bunlar kinevi lafızlar. İşte adam eşine seninle aynı yasta baş koymayı baş koyamayı sen bana haramsın. İşte babanın evine git. Ve bu sözleri söylerken eğer maksadı gerçekten karısını boşamak ise bu kelimeleri e, seninle aynı yasta baş koymak bana haram olsun. Babanın evine git gözüm görmesin filan gibi kelimeleri eğer boşama kastıyla söylerse bunlar kinevi lafız kabul edilmiştir ve boşama bu sefer bayindir. Ne demek bayin boşama? Bu kişi eşiyle değerli kardeşlerim ancak yeni bir nikah, yeni bir mehirle evlenebilir. Yani kadına tekrar dönür olacak, benim evlenir misin diyecek. Kadın da kabul ederse bunlar yeniden icap, kabul ve bir nikah akdi gerçekleştirmeleri gerekir. Ama burada da her halükarda bir talak hakkı gitmiştir. Toplumda çok sık olduğu için, değerli kardeşlerim, bu boşamanın ahkamını bilmek gerekiyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, üç şey vardır ki diyor, bunların şakası da gerçektir. Bunun şakası olmaz. Şakadan da söylese, gerçek hüküm bina eder. Şimdi bir adama tabancayı sıktın, mermi attın. Ya şakaydı olur, bunun şakası olur mu yani? Adam öldün. Değerli kardeşlerim Resulullah diyor ki üç şeyin şakası gerçektir. E, ee, selasun cidduhunne ciddun hezluhunne ciddun et talagu en nikahu ve ric'atu veya da bir rivayette vel itak diye geçiyor. Ee, boşamak adam hanımına hanım sen boşsun boşadım seni. İki dakika sonra geliyor, ya şaka yaptıydın falan. Olmaz. Resulullah diyor ki gerçekleşmiştir boşama. Ya işte vallahi ben ağzından öyle hanımla oynuyordum işte ne bileyim ne diyecek tepkisini ölçmeye çalıştıydım filan. Olmaz. Allah'ın hükmüyle oynanmaz buyuruyor Resulullah. Nikah. İki kişi arkadaş ortamında "Hadi seninle evlenelim. Evlen, evlenmezdik falan." Ya işte biz ne bilelim arkadaş ortamında oğlan kız işte şaka açıyorduk. O yüzden şakadan evlendik. Olmaz. Nikah gerçekleşir buyuruyor değerli kardeşlerim. Eskiden köle varmış. Bir adam kölesine ben bu köleyi azat ettim dese bu köle azat olur demişler. Şimdi bunun da şakası olmaz yani. Ee, o bakımdan e, bunu burada ifade etmemiz, e, değerli kardeşlerim, e, bu işlerin şakası olmaz. E, bir kişi evlenirken e, bunu e, nikahlarda tembih etmek gerekiyor, gerçekten hatırlatmak gerekiyor. Damada diyeceğiz ki kardeşim bak ev boşanmak kelimesini ağzına resmen haram kılacaksın. Bu kelimeyi ağzına almayacaksın ölünceye kadar. Tamam Bu kararı e, bin kere soracaksın, soruşturacaksın, düşüneceksin, tartacaksın ondan sonra vereceksin. Eğer öyle bir şey gerekiyorsa yani. Onun dışında günlük hayatta bu kelimeyi bir kere literatürden sileceksin. Bunları tembih etmek gerekiyor. Bu işin şakası olmaz. Tembih etmek gerekiyor. Niye? E, ya çünkü bir adam evinde Allah göstermesin bir hata yapar, boşanır. Allah katında kendisinin helal sandığı eşi ona belki de haram olur yani. Zannediyor ki ben evliyim. Ve kim bilir? Onların beraberlikleri acaba nikah içerisinde mi yoksa başka bir adımı var bunun? O bakımdan e, değerli kardeşlerim hakikaten e, dikkatli olması gereken hususlardan bir tanesi oluyor bu konular. E, değerli kardeşlerim, fetal liguğun eli onları e, temizlik günlerinde e, boşadığınızı onlara bildirin demiştik. Ve ahsun idde diyelim bir kadın e, bir şekilde boşama gerçekleşti eşiyle şu anda bir fiilen ayrıldılar mesela. O andan itibaren değerli kardeşlerim kadının iddet beklemesi gerekir. Yeniden evlilik yapabilmesi için eğer birinci ve ikinci boşamaysa öncelikle kendi kocasıyla evlenebilir bu kadın. Ama iddet bittikten sonra başka bir adamla da evlenebilir başka bir kişiyle de bu kadın iddet bittikten sonra çünkü önceki kocasıyla aralarındaki evlilik bağı tamamen sonlanmıştır. Allahü Teala boşandıktan sonra eşleriniz ve ahsul idde onların iddetlerini hesap edin, sayın yani buyuruyor. Niye? Çünkü bahsettiğimiz gibi iddet bittikten sonra evlilik bağı tamamen kopacak, bütün bağlar sıfırlanacak. Artık bu kadın yoluna adam kendi yoluna gidecek demektir. Ama bunun olması için iddet gelir. İddet nedir değerli kardeşlerim? İddet Allahü Teala tarafından boşanan veya da kocası ölen e, eşlerin beklemeleri gereken şer'i süredir. Şer'i, şer'an vacip kılınmış, farz kılınmış bir süredir. E, bu tabi değişkendir. Mesela Normal bir kadın, adet gören e, bir kadın değerli kardeşlerim 3 adet görür, iddeti öyle tamamlanır. Ve mutallakat yeterabbasına bir enfüsü inne selaste ayet gelmesi vardır. Boşanan kadınlar buyuruyor Allahü Teala üç adet beklerler. Bizim mezhebimize göre Şafi mezhebinde üç temizlik, üç kere temizlik dönemi geçti mi Şafi mezhebinde adet iddet biter bizim mezhebimizde bir kadın boşandıktan sonra üç kere adet oldu mu üçüncü adet bittikten sonra iddet biter. Parantez içerisinde bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de boşadığınız kadınlara zulmetmeyin. Bu surede de gelecek. Onlara eziyet etmeyin şeklinde ayetler vardır. Değerli kardeşlerim bir kadının eşine yaptığı eziyetlerden bir tanesi de şu imiş. Biraz önce dedik bir adam eşini temizken boşayacak. Özel günlerinde boşarsa o zaman kadının iddetini uzatmış olur. Ve bu kadına zulüm sayılmıştır. Bir kadın diyelim ki adetli. Kişi eşini adetliyken boşarsa içerisinde kadının bulunduğu adet ayeti kerimede bahsedilen selas guru yani üç adetten sayılmaz. Kadın eğer adet içerisinde boşandıysa bu adet biter, bittikten sonra yeniden 3 adet beklemesi lazım. Ama bu kişi ne yaptı? Üç buçuk aslında değil mi? Kadını üç buçuk adet bekletmiş oldu ki, Kur'an-ı Kerim'de bu fazladan bekletilen buçuk bile kadına zulüm ve eziyet olarak adledilmiştir. O bakımdan hani sünnete uygun boşamanın değerli kardeşlerim bu açıdan da hikmetleri vardır. Şimdi e, normal boşanmış bir kadın 3 adet bekler. E, peki kocası öldüyse ne olacak? Onun iddeti farklı. E, yine ayet-i kerimede velledine yutevefevne minkum sizden kimin kocası ölür ve yedarune ezvacen geride eş bırakırsa ya yatarabbesne bir eee Velledine yutevefevne minkum ve yedurne ezvacen Orada yatarabes ne mi geçiyor düşkür hocam? Yatarabes ne? erbaate eşhurin ve aşra. Dört ay 10 gün beklerler. Kocası ölen kadın 4 ay 10 gün bekliyor. normal boşanan kadın 3 adet. Kocası ölen kadın 4 ay 10 gün. bir tane daha var o da adetten kesilmiş. Menopoz dönemindeki bir kadın boşanırsa. Çünkü bu kadın adet sayamaz. Adet görmüyor ki adet saysın. O zaman Allahu Teala selasete eşhur buyuruyor. O da bu ayet kerimede gelecek surede bu surede gelecek. Ve teullâhe rabbekum e, Rabbinizden sakının. Onun hükümlerini çiğnemekten korkun. La tuhricuhunne min buyutihinne ve la yehrucne illa en ye'tine bifahişetin mübeyyinetin Kadınlarınızı, boşadığınız kadınlarınızı evlerinden çıkarmayın. Onlar da çıkmasınlar. İlla en yetine bifikhetin mübeyyinetin, ancak bu kadınlar, boşanan kadınlar, açık net bir hayasızlık, bir fuhşiyat, bir günah yüz işlerler ise, o zaman onları evlerinden çıkartabilirsiniz. Burada da değerli kardeşlerim, boşanan bir kadının nafaka hakkı devam eder. Boşanan bir kadın, iddet beklediği süre zarfında nafaka hakkı devam eder. Ve ayet-i burada nafaka taamdır, kisvedir, meskendir demişler. Yani bir adam normalde evlendiği eşinin yemesinden, içmesinden, üstünden, başından kisve yani taam yeme içme, kisve üstü başı e, ve mesken o kadının yaşayacağı bir yuva, başını sokacağı bir evden erkek sorumludur. Nafaka içi kapsamında bunlar yer alır. Bu ayet kerime diyor ki bir kadını diyor boşadıysanız eğer boşanan kadının iddeti bitinceye kadar evliliğin yaşandığı ev neresi ise o evde kadın o iddetini geçirecek. O evde. Bakın kadın hadi bakalım haşa defol git. Kimin nereye gidersen git. Gözüm görmesin böyle bir şey yok. Allahü Teala diyor ki onları evlerinden çıkarmayın. Evleri buradaki min la tukricuhunne min evlerinden çıkarmayın. Neresi bu evleri? Demişler ki kocasıyla evliliği evliyken yaşadıkları, beraber yaşadıkları ev. İddet ee, bu evde beklenecek. Ancak kadın e, hayasız bir işte buna genelde zina diye yorumlamışlar. Kimisi hırsızlık olabilir demişler. Veyahut da öldürmeye kadının mesela o aile fertlerinden birini öldürmeye kastetmesi gibi böyle çok büyük günahlardan birine kadın teşebbüs ettiyse veya bunları yaptıysa o zaman e, kadın mesken hakkını kaybeder. Peki niye kadın e, hocam zaten bunlar boşanmışlar. E, boşamada ne zaman olur? Genelde boşamanın öncesinde kavga vardır, dövüş vardır, geçimsizlik vardır, eşler birbirini sevmiyordur. Ha, buna rağmen niye burada eşler hanım kocasının evinde iddetini bekleyecek? E, değerli kardeşlerim eşlere bir fırsat daha Allahu Teala vermiş oluyor. Yani o evde bekliyor ki e, kadın e, belki değişecek adam yaptığı hareketin Belki fevri olduğundan dolayı yanlış olduğunu idrak edecek ve eşine dönme imkanı bulacak. Tabii burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eşler boşandıysa ve boşama ba'inse değerli kardeşlerim bir erkekle bir kadının boşandıktan sonra aynı evde yaşaması helal değildir. O zaman erkek gidecek demektir. Çünkü bunlar halvet olamazlar. Ama eskiden ayet-i kerimenin indiği dönemlerde de öyleymiş genelde işte odalar varmış. Bu odada çiftler yaşıyor. Yan tarafta anne baba var. Bir odada çocuklar var. Büyük ailelerde, bu ayet-i kerime'nin dönemlerde genelde böyle. Kadın boşandığı zaman, kocasıyla şu odada yaşıyor. O odada iktidarı bitiriyor. Erkek yan taraftaki odaya geçiyor. Aslında aynı evdeler, odalar değişiyor. Dolayısıyla halvet olmuyor. Ama günümüz apartman şartlarında... Eğer evde ne bileyim çoluk çocuk büyük birileri yoksa sadece kadın erkek varsa değerli kardeşlerim bu kadının o evde yaşaması ayet-i kerime çünkü kadını evinden çıkarmayın biliyor. Kadın evde kalacak. Dolayısıyla halvet olma durumu varsa erkek burada başının çaresine bakacak demektir. Ve tilke hududullahi işte bunlar Allahu Teala'nın koymuş olduğu sınırlardır. Allahu Teala'nın sınırlarına riayet ediniz. Ve men yetaadda hududallah faqad zalama nefse. Kim Allah'ın koyduğu sınırları, Allah'ın belirlemiş olduğu kuralları çiğner ise faqad zalama nefse. Gerçekten o kişi kendine yazık etmiştir. Kendine zulmetmiştir. Nedir bu sınırlar? Değerli kardeşlerim, bu tilke hududullah kelimesi ifadesi çok değişik yerlerde kullanılır. Mesela Allahü Teala miras ayet kelimesinde yusik mullahu fi evla dükmli zekere mislu hazl unseyin ayet kelimesi var. Allah diyor sizden biri vefat ettiği zaman şu şekilde mirası taksim etmenizi emreder. Arkasından bu ülke ve tilke hududullah. İşte bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Burada da bakın Allahü Teala boşanmayla alakalı şöyle şu şekilde boşayacaksınız. Boşandıktan sonra şöyle iddet bekleyeceksiniz kadınlarınızı o evden çıkarmayacaksınız buyuruyor ve diyor ki işte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim bu sınırları çiğnerse fakat zaleme nefse kendine yazık etmiştir, zulmetmiştir. La tedri leallallaha allallah ba'de zalike emran hiç kimse bilemez. Allah diyor belki bütün bunlardan sonra başınıza gelen bu durumlardan sonra çok yeni bir iş Allahu Teala var edebilir yani Allah diyor yeni bir durum ortaya çıkartı verir. Siz bilemezsiniz yani belki diyor aranızda yeniden sevgi olur, yeniden ülfet olur, yeniden muhabbet olur. veya veyahut da ya işte ben boşa, boşandığımız halde niye ben bu kadına bakmaya devam ediyorum? E, değerli kardeşlerim işte bütün bunlar için Allahü Teala siz diyor Allah'ın hükmüne razı olun, onun hükmünü yerine getirin. Allah kim bilir size ne kapılar açacaktır. E, bu arada değerli kardeşlerim nafaka ile ilgili günümüzde e, sohbetimi tamamlayacağım da e, günümüz mahkemelerinde bu nafaka e, bir 1 yıl, iki yıl, 3 yıl, beş yıl, 10 yıl falan çok böyle sınırsız uzayabiliyor. İslam hukukunda ittifakla bütün mezhep ulema ulemasının ittifakıyla nafaka iddet dönemiyle sınırlandırılmıştır. İddet İddet. İddet ne kadardır? Ya işte biraz önce söyledik. Boşanma varsa bu 3 aydır. 3 iddettir. 3 kuruldur yani. Eğer ölüm varsa 4 ay 10 gündür. Neyse. Dolayısıyla iddet içerisinde nafaka yine erkeğin boynunun borcudur. Erkeğin mükellefiyetindedir. Sorumluluğundadır. Bundan sonra değerli kardeşlerim iddet bittikten sonra erkeğin nafaka sorumluluğu da düşer. Artık bu kadın ya kendi rızkını kendisi temin edecek Veyahut da evlenecek Evlendiği kocası bunun nafakasını üstlenecek demektir Ama çocukların nafakası ergenliğe kadar baba üzerinde devam eder ee, İnşallah bir sonraki sohbetimizde e, sure içerisinde yine iddetle alakalı ve nafakayla alakalı bazı hükümler var Onları da nasip olursa bir sonraki sohbetimizde değerlendiririz Allahü Teala'nın koymuş olduğu sınırları çiğnemeden, ihlal etmeden iman ve İslam çerçevesinde güzel bir ömür sürmeyi Rabbim hepimize nasip eylesin. Lillahi'l-Fatiha.